Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'nin en seçkin ve nitelikli yayınlarından biri olan Limit Yayınları'nın 20'li kronometre Türkçe denemesinin birincisini çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirmelidir demiş. Bakalım. Arkeoastronomi genel hatlarıyla yazılı kaynakların olmadığı bir dönemde gökyüzüne dair eski zaman inanç ve uygulamalarının ve insanların gökyüzünden nasıl yararlandıklarının nokta 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 olarak tanımlanır. Arkeoastronomi terimi ilk kez 1970'lerde tanınmış arkeologlarla başka disiplinlerden bilim insanları, özellikle de astronomlar arasında uzun süredir var olan anlaşmazlıkları çözme çabaları sırasında nokta nokta başlanmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada şuraya dikkat etmemiz lazım. Şimdi kim arasında başlanmış? Bilim insanları ve astronomlar arasında. Ne yapılmaya başlanmış arkadaşlar bu? Farklılaşması olur mu? Olmaz. Kullanılmaya bakın olabilir dursun. Belirginlenmeye bu da olamaz. Bunu deledik. Anlatılmaya belki bu da olabilir dursun. Öğrenilmeye zaten kullanıyorlar, öğrenmelerine gerek yok. Bunu delemiş oluruz. Birinci boşluğa ise bakın gökyüzüne dair eski zaman inanç ve uygulamalarının ve insanların gökyüzüne nasıl yararlandıklarının nokta nokta olarak tanımlanır demiş. Anlaşılması olarak değil arkadaşlar, incelenmesi olarak olması gerekiyordu. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada geçen karakterden rol kapmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Kuşkusuz metnin her yerinde yazarın sesi duyulur. Çünkü karakter sonuçta yazarın icat ettiği, seçtiği bir figürdür. Bu nedenle zaman zaman yazarın karakterden rol kaptığı görülür ifadesinde. Bakın arkadaşlar, karaktere o rolü veren kimdir? Yazardır. Dolayısıyla da yazar ne yapıyor? Bakın şu ifadeden eserin her yerinde kendi sesini duymaya çalışıyor. Bundan dolayı da kendi duygu ve düşüncelerini anlatmaya, insanlara seslendirmeye çalıştığını anlıyoruz. Seçeneklere bakalım. Kendi duygu ve düşüncelerini seslendirmek, bizim istediğimiz şey buydu arkadaşlar. Dursun. Nesnel bir şekilde yansıtmak olmaz. Geri planda kalmak olmaz. Kahramanın özelliğini korumak bu da olmaz. Kurmaca dünyanın gerçeklerine uymak. Arkadaşlar kurmaca dünyayı kuran zaten yazar. Niye onun gerçeklerine uysun ki? O yüzden E'yi delemiş oluruz. Geriye kalan kendi duygu ve düşüncelerini seslendirmek olan A seçeneğini de arkadaşlar bizim doğru cevabımızdır. Üçüncü soru. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır diyor. Bakalım. Beti benze atmak, çok korkmak doğrudur arkadaşlar. Bunu elemiş oluruz. Ağzını bıçak açmamak, üzüntüden ya da yorgunluktan hiç kimseyle konuşmamak doğru. İnsanın ağzını bıçak açmadığı zaman kimseyle konuşmaz. Akla karayı seçmek, bir işi başarıncaya değin çok sıkıntı çekmek doğru. Başına çorap örmek, birine haberi olmadan kötü duruma, düşürücü davranışta bulunmak bu da doğrudur arkadaşlar. Kulak misafir olmak, hiçbir sözü kaçırmadan çok dikkatli dinlemek. Arkadaşlar bu kulak misafir olmak istemeden dinleme anlamına gelir. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? 5 olacaktır. Aslında burada olması gereken nedir arkadaşlar? Kulak kabartmak olması lazımdı. İsteyerek dinlemek anlamına gelir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kişileştirmeye başvurulmuştur diyor. Bakalım. Kişileştirme nedir? İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara aktarılmasıdır. İstanbul tarihinin canlı şahitlerinden biri olan Çemberli Taş'a Rumlar, Konstantinos sütunu, Osmanlılar ise Dikili Taş dediler. Günümüzde ise Çemberli Taş ismiyle meşhurdur. İstanbul'a yeni evine alışmaya çalışan Çemberli Taş, bakın burada arkadaşlar ne yapmış? Kişileştirme yapmış. İlk büyük kabusu 24 Ağustos 358'de İzmit'i yerle bir eden büyük depremle yaşadı. Kabus sona erdikten sonra etrafına bakınan
ve korkudan her zerresi titreyen bu nazik yapı korkunç manzarasıyla karşı karşıya kalmıştı. Bakın burada da kişileştirme var. Başka felaketler de yaşayan bu şehirde çıkan yangınları seyrederken, yanan evlerden yükselen feryatları duyarken içi acıyordu Çemberli Taş'ın. Nice felaketlerle karşı karşıya kalan Çemberli Taş'ı en çok korkutan ve bütün ümitlerini silen hadise hiç şüphesiz yok ki Latin istilasıydı. İfadelerinden değerli arkadaşlar, biz altı çizili yerlerden neyi anlıyoruz? Çemberli Taş'a insana ait özelliklerin yüklendiğini anlıyoruz. Kişileştirmenin olduğu görülmektedir. Fakat bir numaralı cümleye baktığımızda arkadaşlar, böyle bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. Şimdi bazı arkadaşlar şöyle diyebilir. Canlı şahitlerinden biri olan Çemberli Taş diye değerlendirebilir. Bu değil arkadaşlar. Canlı şahitlerinden biri olan neymiş? Rumlarmış arkadaşlar. Bunu böyle okumak lazım. Dolayısıyla bir de herhangi bir kişileştirme bulunmamaktadır. 5. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde uyarı gerekçesiyle birlikte verilmiştir diyor. Bakalım. Mağaraları en alt kattan başlayarak gezebilirsiniz. Yukarı katlara çıkan merdivenler çökmüş. Sadece ikinci katın biraz altında bir yerde birkaç basamak gözüküyor. Bir üst kata çıkmak için patikadan yukarı çıkmak gerekiyor. Patika biraz kaygan. Dikkatli olmakta fayda var. Bakın arkadaşlar, dikkatli olmakta fayda var demiş. Burası nedir? Burası bir uyarıdır. Neden dikkatli olmakta fayda varmış? Patikanın kaygan olmasından dolayı burada gerekçedir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 6. soru. Bu iki cümleden çıkarılabilecek ortak yargı aşağıdakilerden hangisidir? Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Gelibolu'da Çimpek Kalesi'ni fethederek Avrupa topraklarında ilk hakimiyetini sağladı. Kanuni Sultan Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'ya ilk kuşatmayı gerçekleştirdi. Bakalım. Osmanlılar gittikleri her savaştan zaferle ayrılmıştır. Arkadaşlar, her savaştan zaferle ayrılmış ifadesi var mı? Yok. O yüzden A'yı elemiş oluruz. Osmanlı ordusunun her savaşı fethiyle son bulmuştur. Burada da böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Osmanlılar Avrupa'da egemenlik kurma faaliyetlerinde bulunmuştur. Bu olabilir. Kalsın. Osmanlılar Avrupa'daki fetihleri yalnızca savaşla gerçekleştirmişlerdir. Böyle bir şey yazmıyor arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Osmanlı ordusunun Avrupa'nın fethiyle ilgili kimi girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Burada bu da yer almıyor. Bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla C seçeneğinde yer alan Osmanlılar Avrupa'da egemenlik kurma faaliyetlerinde bulunmuştur. Burada da arkadaşlar birçok işte Çimpe Kalesi'ni fethetmesi, sonra Avusturya Arşidüklüğü'nün başkenti Viyana'ya kuşatmalar gerçekleştirmesi bunun göstergesidir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerin hangileri görevce özdeştir diyor. Bakın aynı görevde olanları sormuş bize. Karşı dağlarda tutuşmuş gibi gül bahçeleri. Arkadaşlar, ne bahçeleri, gül bahçeleri. Belirtisiz isim tamlaması. O yüzden gül sözcüğü burada nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Koyu bir kırmızılık gökten ayırmakta yeri ifadesinde ise yine kırmızılık isim, nasıl kırmızılık, koyu kırmızılık. O yüzden 2 numara nedir burada? Niteleme sıfatıdır. Ayırmakta yeri ifadesinde ise ayırmak nedir arkadaşlar? Fiildir. Burada bu fiil görevinde kullanılmıştır. Gökte top sesleri var, belli derinden derine ifadesinde ise top sesleri, ne sesleri, top sesleri. Bu da belirtisiz isim tamlaması. O yüzden top sözcüğü burada nedir? İsim görevinde kullanılmıştır. Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine. Arkadaşlar, cümlede kesinlik ya da ihtimal bildiren sözcükler durum zarfıdır. Bundan dolayı da 5 numaralı sözcük durum zarfı olarak kullanılmıştır. Bize özdeş olanı sormuştu. İsim görevinde kullanılan sözcükler nedir? Top ve gül sözcükleridir. Yani 1 ve 4 olacak. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneğidir.
Sekizinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Bakın arkadaşlar, yaşantılarından yola çıkarak yalın, basit, kısa cümlelerden oluşan fakat o cümlelere ağır anlamlar yükleyen bir yazar Hemingway ifadesinde yaş, arkadaşlar, yaş isim köküdür. Yaştan yaşamak olmuş, isimden fiil yapım eki almış, yaşamaktan da yaşantı olmuş. Bu da nedir arkadaşlar? Yine fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu sözcük yapım eki almıştır. Bunu elemiş oluruz. Kısmak nedir? Fiil köküdür. Kısmaktan kısa olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Biz o yüzden 2 numarayı deliriz. Cümlelerden kelimesine baktığımızda ise kelimenin kökü nedir? Cümledir, isim köküdür. Larler çokluk ekidir. Den ise nedir arkadaşlar? Bu da ayrılma hal ekidir. Dolayısıyla cümleler kelimesi yapım eki almadığı için doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım yine biz. Yük. Bakın yük isim kökünde. Yükten yüklemek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Anası mezar dikecekmiş. Sıfat fiil eki var. Bu da yapım ekidir. Dolayısıyla iki tane yapım eki aldığı için biz dördü de eleriz. Yazmak fiil köküdür. Yazmaktan yazar olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla biz bu sözcüğü de elemiş oluruz. 9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Arkadaşlar seçeneklere baktığımızda bakın D seçeneğine bakalım. Hikaye dinleyen kişi hikaye anlatıcısının misafiridir demiş. Bakın hikaye anlatıcısının misafiri. Burada zincirleme isim tamlaması var. Dolayısıyla ayıramayız. Bunun hepsi nedir? Yüklemdir. Ne hikaye anlatıcısının misafiridir ya da kim? Hikaye dinleyen kişi. Burası da nedir arkadaşlar? Sıfat tamlamasıdır. Bu da parçalanmaz. Bu da özne görevinde kullanılmıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur diyor. Bakın olmayanı sormuş arkadaşlar bize. İlgi ekili türemiş sıfat diyor A seçeneğinde. Şuraya baktığımızda arkadaşlar bakın ülke isim nasıl ülke? Devasa büyüklükteki ülke niteleme sıfatı. Dolayısıyla şuradaki ki de sıfat yapan kidir. Yani ilgi ekiyle türemiş sıfatı görüyoruz burada. Bundan dolayı da biz A seçeneğini ne yaparız arkadaşlar? Elemiş oluruz. B seçeneğinde belgisiz sıfat demiş. Peki bu nerede var? Bakın şurada yine yer isim. Hangi yer? Her yer. Her sözcüğü burada belgisiz sıfat görevinde kullanılmıştır arkadaşlar. O yüzden biz B seçeneğini elemiş oluruz. Niteleme sıfatı diyor. Zaten niteleme sıfatını bakın burada bulmuştu. O yüzden C seçeneğini elemiş oluruz. İşaret sıfatı demiş arkadaşlar. Peki bu nerede var? Bu da bakın şurada ada isim. Hangi ada? Bu ada. Bu sözcüğü nedir burada? İşaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Bundan dolayı biz D seçeneğini elemiş oluruz. Parçada arkadaşlar soru sıfatı bulunmadığı için doğru cevabımız nedir? E seçeneğidir. 11. soru. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi tek başına cümlenin bir ögesi değildir demiş. Bakalım. 1514 yılında Çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim ordusuyla Selemen Yaylası'nda konaklamış ve cuma namazını burada kılmıştır. Şimdi kılmıştır yüklem. Kılan kim? 1914 yılında Çaldıran seferine çıkan Yavuz Sultan Selim özne. Arkadaşlar bakın tamlama tek başına mı bir öge durumuna gelmiş? Hayır, diğer sözcüklerle beraber kullanıldığı için doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 12. soru. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü daralması yoktur demiş. Tersten başlayalım isterseniz bu sefer. Saklıyor kelimesinde kelime nedir? Saklamaktır arkadaşlar.
Yoriki kendinden önce gelen, bakın, A'yı daraltarak I'ya dönüştürmüş. Burada ünlü daralması vardır. Bunu ederiz. Temizliyor kelimesine baktığımızda temizlemektir arkadaşlar. Yine Yoriki kendinden önce gelen E'yi daraltıp İ'ye dönüştürmüş. Burada da ünlü daralması var. Bunu da eledik. Kelime nedir? Önlemektir. Yine Yoriki kendinden önce gelen E'yi bu sefer daraltıp I'ye dönüştürmüş. Burada da daralma var. Bunu da elemiş olduk. Düzenliyor kelimesinde kelime düzenlemektir arkadaşlar. Yoriki kendinden önce gelen E'yi daraltarak I'ye dönüştürmüş. O yüzden burada da daralma var. Bunu da elemiş olduk. Biliyor kelimesinde ise kelimenin kökü bilmektir. Buradaki şu i değerli arkadaşlar, buna biz yardımcı ünlü diyoruz. Çünkü Türkçe'de iki ünsüz yan yana gelmez. Araya yardımcı ünlüler girer arkadaşlar. Genellikle de bunu yoriki yapar. Bundan dolayı da burada daralma yoktur. Doğru cevabımız da nedir arkadaşlar? Bir numaralı sözcük olan biliyor kelimesidir. Bundan dolayı da A seçeneği doğru cevabımızdır. 13. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi kökünün türü bakımından ötekilerinden farklıdır demiş. Bakalım. Don kazakları 200 yılı aşkın bir süre önce yollara düşüp Anadolu'ya sığınmıştı ifadesinde. Bakın arkadaşlar, kelimenin kökü nedir? Aşmaktır. Aşmaktan gelir. Dolayısıyla bu sözcük nedir? Fiildir. Sürmekten süre olmuş. Bu da yine sürmek kelimesi nedir? Fiildir. Manyas Gölü'nün kıyısında geleneklerini, dinsel inançlarını, dillerini koruyarak yaşadılar ifadesinde, bakın, gelmekten gelenek olmuştur. Bu da fiildir arkadaşlar. Korumak zaten fiildir. Makmegeki alıyor. Ancak 1962'de Don kıyılarına yeniden döndüler. Bu kez de arkada kalan Anadolu'yu ağlatıyordu. 2002'nin Kasım'ında oralardan sesleniyorlardı bize Don kazakları ifadesinde. Bakın, kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Sestir. Ses de isimdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. 14. soru. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi fiilimsi değildir demiş. Bakalım. Kalabalık gazeteci grubu tam karşılarındaki taşlaşmış 2,5 metre yüksekliğinde ve 1 ve 2 metre çapındaki ağaca bakıyor ifadesinde. Ağaç isim. Nasıl ağaç? Bakın, taşlaşmış ağaç sıfattır arkadaşlar. Şuradaki mış eki de nedir? Sıfat fiil ekidir. Bu günümüzden yaklaşık 18 milyon yıl önce burada bulunan ormana ait bir karaçam ağacının fosili. Yine orman isim. Hangi orman? Burada bulunan orman niteleme sıfatı. An eki yine nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Yüzlerce derece sıcaklığa sahip volkanik akıntının hızla akarak ormanı kaplaması ile ağaçların bir kısmı yanmış. Arak erek nedir? Zarf fiil ekidir. Kaplaması derken mame burada isim fiildir. Burada da mış eki değerli arkadaşlar kip ekidir. Yani mişli geçmiş zaman ekidir. Bundan dolayı da cevabımız nedir arkadaşlar? E seçeneği olacaktır. 15. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır diyor. Bakalım. Profesörlüğe demiş arkadaşlar. Doğrudur. O yüzden bunu elemiş oluruz. Kaybeder, etmek olmak yardımcı eylemdir. Ses düşmesi ya da ses olayı olursa bitişik yazılır. Burada da hem ünü düşmesi hem de ünsüz yumuşaması var. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Her şey öyle bir şeydir ki her zaman ayrı yazılır kuralınca, bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş olduk. Hikayedir ifadesinde hikaye de doğru yazılmış arkadaşlar. Bunu da elemiş oluruz. Olağan dışı ifadesinde ise olağan dışı nasıl yazılmalıydı? Ayrı yazılmalıydı. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 16. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımında yanlışlık vardır demiş. Bakalım. İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kurulmasındaki katkılarıyla. Arkadaşlar burada bir yazım yanlışı yok. Bunu elemiş oluruz. Ve yaptığı arkeolojik kazılarla tanınan ressam Osman Hamdi Bey. Ünvan sıfatı ayrı yazılır. Ressam ve bey kelimeleri hem büyük harfle hem de ayrı yazıldığı için doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. 1842'de, arkadaşlar bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş olduk. İstanbul'da doğdu. Dönemin sadrazamı İbrahim Ethem Paşa'nın oğludur. 1860'da, bakın arkadaşlar, 60 Fıstıkçı Şahab'ın şeysiyle bitiyor. Da değildi, ta olacaktı. Yani benzeşme olacaktı burada.
benzeşme olmadığı için doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 1869'dan bu da doğru bir kullanımdır. Bunu da elemiş oluruz. 17. soru. Bu parçadaki numaralanmış yerlerin hangisine virgül konulamaz demiş arkadaşlar. Konulamayanı soruyor. Bakın bunun belli başlı şartları vardı. Hatırlarsanız nedir onlar? Tekrar edilen bağlaçlardan sonra hem hem ister ister olsun olsun gerek gerek ne ne gibi bağlaçlardan sonra ya da şart eki olan SSA'dan sonra ya da DDA bağlacından sonra ya da arak erek ıp ip up üp zarf fiillerinden sonra virgül gelmez arkadaşlar. Şimdi biz bu genel kuralları bildiğimize göre virgülün geldiği yerlere bakalım. Kıvrımları demiş olabilir. Dersek ifadesine bakın SSA nedir? Şart ekidir. Dolayısıyla buraya virgül gelmez arkadaşlar. Doğru cevabımız bu olacak. Yine diğerlerine de bakalım. Marmara'ya Ege'den virgül gelir. Aşklarla hasretlerle gelir. Hasretlerle fırtına buraya da gelir. Görmüş olduğunuz gibi kuralı bilmek yetiyor. SSA şart ekinden sonra virgül gelmez. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 18. soru. Bu parçada aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir kullanım yoktur demiş. Açıklamalara bakalım. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır ifadesinde. Bakalım arkadaşlar böyle bir kullanım var mı? Şu an için gözükmüyor. Bu bir dursun. Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna iki nokta kullanılır demiş. Peki bu var mı? Bu var. Bakın nerede? İlgili büyük endişem şudur derken arkadaşlar biz buradan neyi çıkarırız? B seçeneğini çıkarırız. Dolayısıyla B seçeneğini elemiş olduk. Sıralı cümlelerde yüklemin arasında virgül konur demiş. Peki bu var mı? Var. Bakın şurada yazmış yüklem, getirmiştir yüklem. Bu bir sıralı cümledir. Nereden anlıyoruz? Bakın virgül kullanılmış. Dolayısıyla arkadaşlar ben buradan C seçeneğini de çıkarırım. Sıralı cümleleri ayırmak için yüklem kullanılmıştır. C'yi de dedik. Özel isimlere getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır demiş. Bu nerede? Oktay Rıfat'ın derken bakın arkadaşlar özel isimdir. Getirilen ek kesme işaretiyle ayrılmış. Ben buradan D seçeneğini de çıkardım. Bunu da elemiş olduk. Arda arda sıralanan sorularda soru işareti cümlenin sonuna konur demiş. Peki bunu nerede görüyoruz arkadaşlar? Bunu da şurada görüyoruz. Bakın James Joy muydu? Virginia Woolf muydu derken soru işareti ne olmuş arkadaşlar? Arka arkaya sıralanan sorularda araya virgül gelmiş. Sonuna da soru işareti gelmiş. Ben buradan E seçeneğini de çıkarmış olurum. Bunu da eledik. Geriye kalan A seçeneği nedir? Doğru cevabımızdır. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır ifadesinden anlaşıldığı gibi parçada herhangi bir kişinin sözü yer almamaktadır. 19. soru. Bu parçadaki altı çizili tamlamalarla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. 1. Tamlayanı zamir olan isim tamlamasıdır demiş. Bakın tamlayanı zamir olan isim tamlamasıdır. Bakalım yerlerden biri. Arkadaşlar yer nedir? Tamlayandır. Biri nedir burada? Tamlanandır. Biri de aynı zamanda belgisiz zamirdir. Bize ne demişti soruda? Tamlayanı zamir demişti. Bakın burada neyi zamir arkadaşlar? Tamlananı zamir, belgesiz zamir. Bundan dolayı bu seçenek yanlıştır. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 20. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Trabzon, Persleri, Büyük İskender'in ve Pontus İmparatorluğu'nun yönetiminde geçirdiği yüzyıllardan sonra Roma İmparatorluğu topraklarına katılır. Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Konstantin şehri piskoposluk merkezi ilan eder. Sahil ile iç kısımlar arasındaki yolların iyileştirilmesi de bu döneme rastlar. Milattan sonra 130 yılında İmparator Hant Riyasun emriyle inşa edilen liman sayesinde şehir ticaret hattının önemli bir merkezi haline gelir. 257'deki Got saldırısına kadar zengin bir şehir olan Trabzon bir süre harabeye dönse de tekrar eski günlerine kavuşur ifadesinde. Bakın arkadaşlar şu iki numaralı cümleye baktığımızda Doğu Roma İmparatorluğu'nun kurucusu Konstantin şehri piskoposluk merkezi ilan eder diyor. Yani burası artık bir bizim anlayışımıza göre fetva makamı durumuna gelmiş oluyor. Yani dini merkez konumuna gelmiş oluyor. Parçanın genelinde ise böyle bir şeyden bahsetmiyor. Trabzon'un genel itibariyle tarihi yapısından bahsediyor. Dolayısıyla arkadaşlar iki numaralı cümle anlatımın akışını bozmaktadır.
Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır. 21. soru. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına uygun olarak aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Bakalım. Nokta nokta nokta. Bu süreçte türler arasında pek çok anlamlı ortak özellik, farklılık, ayrışma noktaları tespit edilmiş. Ancak zamanla bu bulgular anlamını yitirmiştir. Bakın arkadaşlar, bu tarafları okumaya hiç gerek yok. Buradan anladığımız kadarıyla dil ve anlam bütünlüğünü sağladığı kadarıyla seçeneklere bakalım. Tarihsel süreç içinde yazınsal türlerin tanımı, sınırları, birbiriyle ilişkileri edebiyatın temel tartışma alanlarından biri olmuştur. Bu süreçte türler arasında pek çok anlamlı ortak özellik, farklılık, ayrışma noktaları tespit edilmiş. Bakın arkadaşlar, hiç uzatmaya gerek yok. Dil ve anlam bütünlüğünü sağladı. Zaten bu süreçte derken tarihsel süreç demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız da nedir? A seçeneği olacaktır. Dil ve anlam bütünlüğünü sağladığı için. Geçiyoruz 22. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere dil ve düşünce bütünlüğüne göre aşağıdakilerden hangisi getirmelidir demiş. Arkadaşlar, parçanın hepsini okumaya gerek yok. İsterseniz şuradan itibaren alalım. Hain, hain sözcüğü aslında gündelik dilin yıpranmış sözcüklerinden biri olmasına rağmen bu öyküde öylesine bir yerindelikle kullanılır ki sözcük adeta büyülü bir anlama ulaşır. Karısı kendisini bırakıp giden kocasına hain derken bu kelimeyle hem kocasına olan sevgisini hem de sistemini hem de özlemini ifade etmektedir. Bu etki sadece sözcüğün gücünde değil nokta nokta noktadan kaynaklanmaktadır diyor. Arkadaşlar bakın, yer ifadesini görüyorsunuz. Aynı zamanda bir de ne var arkadaşlar? Sözcüğün kazandığı anlam var. Buna göre değerlendirmiş olacağız. Kullanımın biçiminden de demiş, kısmen oluyor ama tam karşılamıyor. Elemiş olduk. Çağrıştırdığı anlam fonksiyonlarından yine anlam yönünü ifade etmiş sadece. Burada olmaz. Kullanıldığı yerden ve bağlamdan demiş. Arkadaşlar, kullanıldığı yer zaten söylemişti. Bağlam ise neyi ifade ediyor arkadaşlar? Bir sözcüğün kazandığı yeni anlamları ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu olabilir dursun. Söyleyiş özelliklerinden bu da olmaz. Sözcüğü söyleyen kişinin bulunduğu durumdan da demiş ama anlam yönü almadığı için bunu da elemiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 23. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır diyor. Bakalım. Anadolu'da kurulmuş en etkili devletlerden Hititlerin başkenti Hattusas ile yakınlığı Eskişehir'in önemli bir merkez olmasını sağlar. Eskişehir'in tarihinde yer tutmuş birçok uygarlığa ait izlerin depolanarak korumaya alınması için ilk müze 1945'te Alaaddin Camii'nde kurulur. İl merkezi ve ilçelerden getirilen buluntular bir süre burada saklanır. 1966'ya gelindiğinde Odunpazarı ilçesindeki Kurşunlu Camii Külliyesi içinde bir alan oluşturularak eserlerin sergilenmesine başlanır. 1974'te ise müze Akarbaşı Mahallesi'nde inşa edilen yeni binasına taşınır. Arkadaşlar, 2 ve daha sonraki cümlelerde görmüş olduğunuz gibi bir müzeden bahsediyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, bunlar arasında bir anlam bütünlüğü olduğunu görüyoruz. Fakat bir numaralı cümle ise Eskişehir'in Hattusas ile olan yakınlığından bahsetmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 24. soru. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf hangi cümleyle başlar demiş. Buna bakıyoruz. Bir yeri yavru vatan olarak nitelemek basit bir şey değil. Bu iki kelime aslında ne kadar da derin bağları, yılların birikimini barındırıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu şekilde tanımladığımızda da aslında hem ortak bir geçmişe hem de ortak bir milliyet ve kültür bağlarına işaret ediyoruz. Tarihi milattan önce 2500 civarına dayandığı tahmin edilen Lefkoşa'nın Akhalar tarafında kurulan 12 imparatorluktan biri olduğu biliniyor. Bu tarihlerde Letra olarak anılan şehirle ilgili o dönemde yazılanlardan buranın mütevazi bir yerleşim yeri olduğu anlaşılıyor. İfadesinden bakın arkadaşlar, dördüncü cümleden itibaren artık Lefkoşa ve Akalar'dan bahsetmiş arkadaşlar, Letra'dan bahsetmiş. Dolayısıyla da diğer cümlelerden ayrıldığını görüyoruz. Buradan itibaren yeni bir konuya geçtiği için doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 25. Yukarıdaki numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturulmak istendiğinde hangisi baştan ikinci olur demiş arkadaşlar. Buna bakacağız. İlk cümle olamaz, ilk cümle olamaz.
Şunlar içerisinde baktığımızda arkadaşlar en genel açıklanabilir olan cümle hangisidir? Bir 3 numaralı cümledir. Zamanla boyutları büyüyen ve içindeki kendine has ögelerinin sayısı artan kervansarayları demiş. Bu bir olur. Daha sonra Türk İslam mimarisinde son derece özel bir konuma getirenler, bu iki olur. Hem daha önceki Türk devletlerinin yöntem ve üsluplarını koruyan hem de kendilerine has bir sanat ve mimari anlayışı geliştiren Selçuklular olmuştur ifadesi anlamlı bir bütün oluşturuyor. Bu sıralamaya göre baktığımızda ise baştan ikinci olan cümle hangisidir arkadaşlar? Bir numaralı cümledir. Doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 26. soru. Bu cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir demiş. Parçamıza bakalım. Günümüzde turizmin yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkiler, ülke ekonomilerinde ve özellikle uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Başka bir ifadeyle dünyada her 16 çalışandan birisi turizm sektöründe görev yapmakta ve dünyadaki tüm sermaye yatırımlarının da yaklaşık %7'si tek başına bu alana yapılmaktadır. Öte yandan turizm uluslararası ölçekte geniş istihdam olanakları yaratan bir sektör olup dünyada yaklaşık 300 milyon insanı istihdam etmektedir. Bakın arkadaşlar bununla bu çelişmiş oldu. Turizmdeki istihdam alanında ilk önce buradan bahsetmesi gerekir. İkinin bundan sonra gelmesi gerekirdi. Devam edelim yine biz. Bu durum uluslararası turizm hareketlerinden büyük pay alan gelişmiş ülkelerde olduğu kadar gelişmekte olan ülkelerde de turizme verilen önemi artırmaktadır. Geçmiş 10 yılda tüm dünyada 900 milyon kişi uluslararası turizm hareketlerine katılarak bu hareketlerden 850 milyar dolar turizm geliri elde etmiştir diyor. Parçayı değerlendirdiğimizde bakın 2 ve 4 numaralı cümlelerin arkadaşlar yer değiştirmesi gerektiğini anlıyoruz. Çünkü 3 numarayla 2 numara birbirinin devamı niteliğinde olması gerekiyor. Yani 2, 3'ten sonra gelmesi gerekiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir arkadaşlar? B seçeneği olacaktır. 27. soru bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda bakın yüzyılımızda yazın hak ettiği konumda değildir ifadesini biz nereden anlıyoruz arkadaşlar? Şuradan anlayabiliriz. Edebiyatın layık olduğu yerde olmadığına demiş. Buradan A seçeneği çıkar. A seçeneğini elemiş olduk. Ülkemizde insanların kitapla ilişkisi zayıftır demiş. Bunu nereden çıkarıyoruz peki? Bakın bunu da ülkemizde okur yazar oranının iç açı olmadığı görülmektedir diyor. Buradan da arkadaşlar B seçeneğini çıkarmış oluruz. D'yi de dedik. Edebiyat yerine göre büyüleyici, yerine göre zevk veren, eğlendiren bir olgudur demiş. Bu bir dursun arkadaşlar. Edebiyat insana yönelik bir sunudur demiş. Peki biz bunu nereden çıkarıyoruz? Bakın bunu da şuradan itibaren çıkarabiliriz. Edebiyatın yöneldiği ortam insan ve onun doğası olduğuna göre işlevini gerçekleştireceği ortam da olacaktır ifadesinden D seçeneğini de çıkarmış oluruz. Dolayısıyla D'yi de elemiş olduk. Edebiyat kişiyi yeni bir kalıba sokmada üstün bir güce sahiptir ifadesi var. Bu nerede arkadaşlar? Bakın insanı çevresiyle birlikte değiştirip biçimlendirmede en etkili ögelerden biri de edebiyatın mucizevi gücüdür demiş. Buradan da E seçeneğini çıkarırız. E'yi delemiş olduk. Geriye kalan C seçeneği bu parçadan çıkarılamaz. Edebiyat yerine göre büyüleyici, yerine göre zevk veren, eğlendiren bir olgu burada yer almadığı için doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 28. soru. Bu parçada söze edilen yazar ve öykülerine ilişkin aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor arkadaşlar. Parçayı okuduğumuzda A seçeneğinde acının en yoğun olduğu bir zaman dilimini merkeze aldığı ifadesini görüyoruz. Bu nerede arkadaşlar? Bakın bu şurada. İnsan hayatının bir anına ama acıyla en çok yoğunlaştığı bir anına odaklanır ifadesinden A seçeneğini çıkarırız. A seçeneğini elemiş olduk. Öykülerde durumların niçin ve ne şekilde oluştuğunun yanıtı olmadığı ifadesi var. Bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın burada neden nasıl sorusuna cevap vermez öyküler diyor. Buradan da B seçeneğini elemiş oluruz. Okuyucu üzerinde anlatımsal çarpıcılığa sahip olduğu demiş. Bu dursun arkadaşlar bir. Dilin yazarın vermek istediği anlam çerçevesinde şekillendiği ifadesini görüyoruz. Bu nerede arkadaşlar? Bu da bakın şuradan itibaren okuduğumuzda buradan da D seçeneğini çıkarmış oluruz. Sakin bir anlatıma insanın ruhsal sıkıntılarına dokunduğu demiş sakin bir anlatımla. Bu nerede var? Bakın
serin kanlı ve telaşsız bir dille insana ait psikolojik yaralara temas eder ifadesine de E seçeneğini çıkarmış oluruz. Dolayısıyla bunu delemiş olduk. D'yi delediydik. Geriye kalan C seçeneği arkadaşlar bu parçada değinilmeyen unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 29. soru bu parçada Trabzon'la ilgili bilgilerden hangisi yoktur demiş. Olmayanı soruyor. Hangi uygarlıkların ilgisini çektiği, adının geçtiği en eski eser, eskiden hangi sözcükle anıldığı, isminin karşıladığı anlam, günümüzde içinde bulunduğu bölge demiş. Bakalım. Şimdi arkadaşlar, günümüzde içinde bulunduğu bölge demiş. Bakın arkadaşlar, Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli limanlarından demiş. Biz buradan 5'i çıkarız arkadaşlar. O yüzden 5'i elemiş olduk. İsminin karşıladığı anlam diyor. Bu nerede var arkadaşlar? Bakın bu da masa anlamındaki trapezus sözcüğünün dik ve yamaç üzerinde şehrin coğrafya yapısını ifade ettiği düşünülür demiş. Buradan biz arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. Yani 4 numaralı öncül çıkar. Dolayısıyla 4'ü elemiş olduk. Eskiden hangi sözcükle anıldığı demiş. Bu nerede var? Bakın şurada trabesus veya trapeza şeklinde anılır demiş. Buradan da 3 çıkar arkadaşlar. 3'ü de elemiş olduk. Adının geçtiği en eski eser demiş. Bu neredeymiş arkadaşlar? Bakın antik çağdaki Ksepo'nun On Binlerin Dönüşü adlı eserinde rastlanıyormuş. Buradan da 2'yi çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu denemiş olduk ama hangi uygarlıkların ilgisini çektiğinden bahsetmemiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 30. soru. Bu parçada aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz demiş arkadaşlar. Yine parçayı okuduğumuzda bakın dokuma sanatı meydana geldiği yerin çeşitli değerlerine ait izler taşımaktadır diyor. Bakın arkadaşlar ait olduğu bölge kültürünün yansıtmasıyla da ayrı bir önem taşımaktadır diyor. Biz buradan A seçeneğini çıkarmış oluruz. Dolayısıyla A'yı eledik. Dokumacılıkla ilgili bulgular insanlık tarihi hakkındaki bilgileri artırmaktadır ifadesini nereden çıkarıyoruz? O da insanlık tarihine ilişkin bilgilerimizi zenginleştirmekte demiş. Buradan da B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan dokuma sanatının gelişimi o toplumun yaşayışı hakkında bilgi vermektedir diyor. Peki biz bunu nereden çıkarıyoruz arkadaşlar? Bakın düşünce yapısı, kültürü, gelenek ve görenekleri hakkında fikir vermektedir diyor. Buradan da C seçeneği çıkar. Bunu delemiş olduk. Dokuma sanatı ve dokumacılığın yayılmasında çeşitli faktörler etkili olmuştur diyor. Bunu da arkadaşlar yine bakın şuradan itibaren aldığımızda bunun da burada olduğunu görüyoruz. Buradan da D seçeneğini elemiş oluruz. Dokumacılıkta uygulanan yöntemler ve teknik özellikler o toplumun tekstil tarihi hakkında kapsamlı bilgiler vermektedir diyor. Böyle bir şey çıkaramıyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 31. soru. Bu parçadan yola çıkarak Vatandaş adlı eserle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Titiz bir çalışmanın ürünüdür demiş. Arkadaşlar bakın şurada kılı kırk yararcasına demiş. Buradan A seçeneğini çıkar. Bunu elemiş olduk. Hem özü hem de düşüncesi yönüyle yetkindir demiş. Burada da içerik bakımından da iletisi bakımından da mükemmel bir anlatı örneği demiş. Buradan da B seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Okur içinde, eleştirmen içinde haz duyulan bir yapıttır demiş. Arkadaşlar bakın okuması da eleştirisi de mutluluk veren bir başyapıt demiş. Buradan da C seçeneğini çıkarmış oluruz. Güncel sorunlara etkin çözümler sunmaktadır diyor. Arkadaşlar bu bir dursun. Buna birazdan bakalım. Okuyan herkesi hesaplaşmaya, yüzleşmeye davet etmektedir ifadesinde ise şurada da arkadaşlar hepimizi öz eleştiriye çağırıyor demiş. Buradan da E seçeneği çıkar. Bunu da elemiş olduk. Dolayısıyla D seçeneğinde yer alan güncel sorunlara etkin çözümler sunmaktadır ifadesi çıkmıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar doğru cevabımız nedir? D seçeneği olacaktır. 32. Bu parçada anlatılmak istenenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım. Günümüzde söylemler düpedüz gürültülüdür ve bir uğultu gibidir. Bunun yapıcıları da politikacılar, aydınlar ve yazarlardır demiş. Arkadaşlar bakın şurada politikacılar, yazarlar ve aydınlar durmaksızın basma kalıp ifadelerle konuşmakta ve yazmaktadır ifadesi çıkar. A'yı bu yüzden nedir? Elemiş olduk. Çağımızda gerçekler gölgelerle karıştırılmıştır ifadesi yer alıyor. Peki bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bakın. Sözler nitelikle duyulamamakta ve gerçekler görülememektedir ifadesinden biz bunu çıkarırız.
Dolayısıyla buradan da B seçeneğini demiş olduk. CS'nin diğer alan egemen güçler algılarımızla sürekli oynadığı için gerçeğin ne olduğu konusunda kuşkular oluşturmaktadır diyor. Arkadaşlar biz bunu nereden çıkarıyoruz peki? Bakın bunu da yine şuradan çıkarabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da elemiş olduk. İnsanları gerçeklik ve yanılsama ikilemine düşüren politikacılar, yazarlar ve entelektüel çevrelerdir demiş. Bakın arkadaşlar şuradan itibaren okuduğumuzdan da bu çıkıyor. D seçeneği. Bunu da elemiş olduk. Yalan üreten ya da gerçeği çarpıtanlar arasında medya ve yayıncılık dünyası etkin rol oynamaktadır diyor. Böyle bir şey çıkmıyor. Bundan dolayı doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır arkadaşlar. 33. Edebiyattaki bu gelişmeler aşağıdaki yargılardan hangisini desteklemektedir diyor. Bakalım. 19. yüzyıl edebiyatımızda sökül eden alafranga tipler 1940'lardaki küçük insan, 1950'lerdeki varoluşçuluk eksenindeki bunalımlı tipler, baş kaldıran sanatçı tipler, 1970'lerin köy gerçekliği, işçi tipler, 1980 sonrası özgürlük arayışının yansıdığı tipler. Edebiyatımızda sosyal şartların yansımasıdır demiş. Baktığımızda arkadaşlar, kimi dönemlerde edebiyatta karakterin bizatihi kendisi ona izzet olmuştur. Çok fazla söyleyemeyiz desteklediğini. Yaşama ilişkin ahlaki felsefi tavırlar şöyle ya da böyle esere yansır değil. Yazınsal yapıtlarda kahramanı yaşanan toplumsal koşullar belirler demiş. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız burada da bunalımlı tipler demiş. Baş kaldıran sanatçı tipler hep bir tipten bahsediyor. Hayatın içerisindeki tiplerden. Dolayısıyla C seçeneğindeki bu ifade bu parçayı destekler niteliktedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. 34. soru. Bu diyalogda verilen cevaplar dikkate alınında boş bırakılan yere gelebilecek en uygun soru aşağıdakilerden hangisidir demiş. Konuşmacı, tiyatro ile insanlar arasında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Hem kendimizi geliştiriyoruz hem de öğrendiğimiz yenilikleri burada deneme imkanı buluyoruz. Böyle bir bölgede olmanın avantajı şudur. İnsanlar sizi şaşkınlıkla izlerler. Dezavantajı da onlara anlatırken çekeceğiniz zorluktur. Size sürekli nereden ne kadar para aldığınızı sorarlar. Kimse bir şeyi gönüllü olarak yapabileceğinize inanmaz. Ne çıkarınız bulunduğunu merak ederler. Yıllar önce bize kim bilir nereden para alıyorsunuz, katılmam, izlemem diyen insan şimdi çocuğunu göndererek oyunculuk eğitimi aldırıyor. Asıl amacımız aldığımız eğitimle bu bölgede bir şeyler yapabilmek. Deneme yanılmayla başladık. Şansımıza hep iyi insanlar çıktı karşımıza. Bizi burada tutan şey ailemiz aslında. Çünkü büyüklerimiz büyük şehirlere taşınsalar da, büyük paralar kazansalar da hepsi buraya gömüldü. Huzur bulmak ya da hayata tekrar bağlanmak için döndükleri yer burası. Elimdeki imkanları hep burada deneyip burada yeşertmeye çalıştım bu yüzden. Bakalım tiyatro ile yaptığınız çalışmalarda başarılı olmanızı neye bağlıyorsunuz? Bu olmaz arkadaşlar. Burada tam olarak ne yapıyorsunuz? Ve neden burada kaldığınız ifadesine baktığımızda ise bakın burada deneme imkanı buluyoruz. Böyle bir bölgede olmanın avantajı budur demiş burada. Burada da ikinci parçada da bizi burada tutan şey ailemiz aslında ifadesini görüyoruz. O zaman burada tam olarak ne yapıyorsunuz sorusu birinci öncülde. Neden burada kaldığınız ifadesi ise ikinci öncülde cevap olarak verilmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? B seçeneği olacaktır arkadaşlar. 35. soru. Bu parçada geçen zaman ırmağının atlama taşlarını bir bir atlamak sözüyle vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi parçanın sonuna baktığımızda arkadaşlar şuradan itibaren okuyalım. Vurgulanmak istenen dediğine göre ana düşünceyi soruyor bize. Kimi zaman küçük dünyasını büyük dünyalara erdirmek için insanı adına insanlığa sesleniyor. Eylemci olarak zaman ırmağının atlama taşlarını bir bir atlıyor. Hep ne için bunlar? İnsanı tanımak için, başka bir deyişle insanını insana tanıtmak için, daha sonra da dünya insanını, evrensel insanı tanımak için demiş. Bakın bu ifadelerden farklı dönemlerde farklı duygular uyandırmak olmaz arkadaşlar. Çağının koşullarını en iyi biçimde ortaya koymak bu da olmaz. Gerçeklerden uzaklaşarak döneminin hayal dünyasını sunmak bu da olmaz. Çağları aşama aşama geçerek kalıcı olmak bu olabilir. Dursun bu. Çağının gerisinde kalmayıp sadece çağını yansıtmak bu da olmaz. Bunu denemiş oluruz. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir? D seçeneği olur arkadaşlar. Zaman ırmağının atlama taşlarını bir bir yani aşama aşama atlayarak kalıcı olmayı yazar hedeflemiştir.
36. soru, bu parçada anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir demiş. Parçamızı okuyalım. Don Kişot İspanya insanıdır. Yazarının adını bile unutmuştur. İspanya'nın duyarlılığı, mantığı, beğenisi, kişiliği, toplumu belirleyen her şeyidir. Cervantes İspanya insanından başlıyor işe. Onu anlatarak evrensel insanı buluyor. Dili, düşünceyi, beğeniyi, duyarlılığı ortaklaşa kuran insan. Kendini anlatarak insanı, toplumunu, anlatarak evrensel insanlığı böyle buluyor. Yeryüzünü küçük bir bölgesinde yaşayan bir sanatçı. Bakıyorsunuz insanlığın kesişme noktasına varıyor çabalarıyla. İnsanın insan olduğu bir dünyanın özlemini yaşayarak yapıyor bunu. Kimi zaman küçük dünyasını büyük dünyalara erdirmek için insanı adına insanlığa sesleniyor. Eylemci olarak zaman ırmağının atlama taşlarını bir bir atlıyor. Hep ne için bunlar? İnsanı tanımak için, başka bir deyişle insanının insanına tanıtmak için. Daha sonra da dünya insanını, evrensel insanı tanıtmak için demiş. Bakın arkadaşlar, seçeneklere bakalım şimdi. Sanatçılar eserlerinde bir insandan yola çıkarak evrensel kavramları ve insanlığı ortaya koyarlar. Doğru cevap da budur arkadaşlar. Don Quixote'da ne yapmış? Cervantes de arkadaşlar Don Quixote adlı eseriyle bunu yakalamaya çalışmış. Bir insandan yola çıkarak evrenselliği yakalamaya çalışmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır. 37. soru. Bu anlatıdan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz demiş arkadaşlar. Parçamıza bakalım. Bir zamanlar çocukları olmayan bir çift evde oyalanmak için bir gelincik yavrusu bulmuşlar. Erkek tarlaya çalışmaya gidince kadın canı sıkılmasın diye gelincikle zaman geçiriyormuş. Gün gelmiş çiftin bir çocukları olmuş, gelincik de iyice büyümüş. Günlerden bir gün kadın kocasını tarlaya yolcu ettikten sonra komşuları gelmiş ve onlarla konuşmaya dalmış. Bu konuşma sırasında bebek beşiğinde uyuyormuş. Gelincik de evin içinde bebeğin yanında uyuyormuş. Bir anda içeriden büyük bir gürültü gelmiş. Kadın yerinden fırlamış. Birdene görsün, gelinciğin ağzı kanlar içinde. Açılan kapıdan dışarıya doğru kaçıyormuş. Bunu gören kadın beyninden vurulmuşa dönmüş. Hemen eline aldığı bir sopa ile gelinciğe vura vura onu öldürmüş. Çocuğun beşiğine bakınca beşiğin üzerinde kocaman bir yılan görmüş. Fakat yılanın başı yokmuş. Gelincik yılandan çocuğu kurtarmış. Kapı açıldığında da yılanın başı ağzında ve her tarafı onun için kanlar içindeymiş. Hangisi çıkarılamaz demiş. Sevdiklerimizi mutlu etmek için birçok fedakarlığı göze alırız. Arkadaşlar böyle bir şeyden bahsetmiyor, bu bir dursun. Her ne olursa olsun ön yargılı olmamalıyız. Evet, ön yargılı olduğu için gelinciği öldürmüştü. Buna eredik. İnsanlardaki ön yargıyı parçalamak atomu parçalamaktan çok daha zordur. Aynen. Kendimize yapılan bir iyiliğe nankörlük yapmamalıyız. Evet, bu da ona nankörlük yaptı kadın. Gelinci öldürdü. Sevdiklerimiz hakkında ne pahasına olursa olsun kendilerini dinlemeden hüküm vermemeliyiz. Kadın da olayı iyice anlamadan gelinci öldürdüğü için bunu delemiş oluruz. Dolayısıyla bu parçadan çıkarılamayan nedir arkadaşlar? A seçeneği olacaktır. 38. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakın arkadaşlar, demin parçayı okumuştuk hatırlarsanız yine. Şimdi seçeneklere bakalım. Deyim ve ikilemeler kullanılmıştır diyor E seçeneğinde. Nerede var arkadaşlar ikileme? Bakın şurada vura vura demiş. Bu ikilemedir. Yine vurulmuşa dönmüş diyor. Bu da deyimdir. Dolayısıyla biz şuradan arkadaşlar E seçeneğini elemiş oluruz. Olaylar oluş sırasına göre verilmiştir diyor. Parçayı okuduk demin. Olaylar arkadaşlar oluş sırasına göre anlatılmış. D seçeneğini eledik. Birden fazla duyuya seslenme söz konusudur diyor. Bakın şurada büyük bir gürültü dedi. Burada ses var. Arkadaşlar görsellik de vardı parçanın genelinde. Dolayısıyla C seçeneğini dilemiş oluruz. Öyküleyici anlatım havası içinde oluşturulmuştur. Evet, yer var, olay var, kişiler var. Dolayısıyla arkadaşlar bu da doğrudur. Bundan dolayı biz B seçeneğini dilemiş oluruz. Benzetmelerden yararlanılmıştır diyor. Parçada herhangi bir benzetme yoktur. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? A seçeneği olacaktır arkadaşlar. 39. soru. Bu parçadan hareketle Melih Cevdet'le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Bakalım. Sanatın farklı dallarıyla ilgilenmiştir diyor. Bu çıkar mı arkadaşlar? Tabii ki şiir dışında tiyatro ile de romanla da resimle de müzikle de ilgilenen birisi demiş. Buradan A seçeneğini çıkarmış oluruz. A'yı eledik. Çeşitli sanatlardaki gelişmeleri takip eden bir yazardır demiş. Bu var mı? Bu da var. Bakın, yapılan yenilikleri anlamaya çalışan bir yazar ve düşünür demiş. Biz buradan B seçeneğini de çıkarırız. Bunu delemiş olduk. Özgün yanı olan oyunlar yazmıştır diyor. Bu nereden çıkıyor arkadaşlar? Bu da bakın yazıla gelmiş
oyunlara pek de benzemeyen oyunlar yazmayı denedi demiş. Buradan da C seçeneğini çıkarırız. Bunu denemiş olduk. Yine oyunlarından ötürü olumsuz eleştirilerle karşılaşmıştır ifadesi var. Bunu da arkadaşlar şuradan aldığımızda ta buraya kadar olan kısımdan D seçeneğini çıkarırız. Bunu da denemiş olduk. En çok seyirciyi çeken yazarların başında gelmektedir. Böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son sorumuza geldik. 40. soru. Bu parçanın bütününde Menih Cevdet'e ilişkin özellikle aşağıdakilerin hangisinden yakınılmaktadır diyor. Arkadaşlar parçayı okuduğumuzda Menih Cevdet'in sürekli kendisini benzetmelerden faydalandığını, yapıtlarının başkalarına benzediğini görüyoruz. Benzemek kelimesi de görün bakın sıkça kullanılmış. Bundan dolayı da sanatçı özgünlüğünü yakalayamamış. Yani orijinal bir şey ortaya koyamamış. Bundan dolayı da doğru cevabımız nedir? C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki limit denemesinde buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.